İyi akşamlar sevgili futbol severler. Haftanın maçında 2-2'lik beraberlik var. Galatasaray Sivas deplasmanında 1-0'dan 2-1'e getirmişti. İlk yarıda skoru, ikinci yarıda Sivas golle döndü ve son dakikaları büyük heyecana ve gerilime sahne olan 25. haftanın dev maçında zirvede puanlar paylaşıldı 2-2'lik beraberlikle. Bu haftanın en büyük kazancını kuşkusuz Göztepe'yi 3-0'la deplasmanda geçen Başakşehir yaptı. Trabzonspor'un da puan kaybıyla sıralamada çok büyük bir avantajı elde etti. Ama günlerdir konuştuğumuz gibi, hocamızın da yorumladığı gibi daha önümüzde çok finaller var. Zirvede sıralamayı çok değiştirecek çok önemli maçlar var. Kaldı ki haftaya pazar günü ard arda iki dev maç, Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray, Beşiktaş mücadeleleri bizi bekliyor. Evet, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bizi izleyenlere buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ellerden öpüyoruz. Böyle başlayalım. Hocam siz de tabii herhalde yok, temennilerine tabii ki sen hepsini güzel söyledin. Ben de Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Herkesin ellerinden öperim. Ben küçük bir eşime şeyi sordum. Dünya Erkekler, ben bu şeyleri pek takip edemiyorum. Erkekler Günü var mı dedim. Size her gün bayram dedi. Öyle mi dedi? Böyle yani bilmiyorum. Her gün hediye alıyor mu sana? Yok, hayır. Yani deli dedi yani. İşte oraya geldi size. Yok. Bize dedi yalnız, bana demedi. Anneler günü mü, babalar günü mü? Daha çok şeydir. Anneler günü tabii daha hani neyse manalı. Neyse, şahane maçı. Evet, muhteşem günü, bir maç evet. Oldu. Yani çok keyifli bir maç. Açıkçası oldu. Bugün serviste dolaşalım veyahut da İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde skor yaz diyelim insanlara. Çok kişi 2-2 bulurdu. 2-2, 3-2 falan diye. Çünkü iki takıma bakıyoruz. Daha da gollü olabilirdi hocam. Yani olabilirdi. Kaleciler mesela 4 gol var, maç, çok iyi. Bu oyun, şöyle söyleyeyim. Oyunun son bölümü, hani eşit gider boks maçı vardır ya. Son rounda gelirler. Son roundda hata yapmaktan korkarlar. Ama bunun birinci sebebi de şeydir. İki boksör de yorgundur. Artık son dakikaları öyle geçirdi oyuncular. Ona rağmen hem savunma yapmak istediler hem de hücum yapmak istediler. Ama tabii böyle kuvvetli şekilde değildi. Ama pozisyonda oldu iki kalede. Oldu. Son saniyede de golü yapabilirdi Galatasaray. Artılarda gitti geldi oyun. O yüzden Fatih Terim Galatasaray, Rıza Çalınbay Sivas Spor'u kutlamak lazım. Gerçekten büyük keyif veren, sert, dolu dolu, pozisyonlu. Yerlerine, pozisyonlarına yakışan. Tartışılacak pozisyonlar var ama genel anlamda Mete Kalkan'ın iyi yönettiği diye düşünüyorum. Genel anlamda. Vardaki arkadaşın da başarılı olduğunu düşünüyorum. Penaltı pozisyonundan dolayı. Kolay Atilla bir karar değildir onun. Evet. Orada tartışılıyordu. Niçin sarı kart gösterilmedi diye seriye. Dünkü Fenerbahçe maçından örnek gibi. Burada sadece bir faul olduğu için. Evet. Topa vurmak istiyor ama sonuçta faul olduğu için. Ha, diğer pozisyonda Galatasaraylı oyuncu kırmızı mı kırmızı mı olsun. Saracchi'nin son pozisyonu. Orada şurada şunu hata yaptı hakem. Faul verse belki bunlar olmayacaktı. Tabii. Çünkü Emre faul yapıyor oyuncuyu. Evet. Şimdi bunun yine de bu kadar güzel şeyler söyledik veya söyleyeceğimiz maçın hakemi için çok kötü şeyler söyleyemeyiz. Başarılı buluruz diye düşünürüm. Ama maçtan sonra ben serzenişlerde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sezon açıldı. Serzeniş, Fenerbahçe sırasını savdı. Hakem konusunda ben dün Trabzon başladı. Önümüzdeki haftalardan sonra diğer kulüpler de bu sıraya girerler diye bu düşünüyorum. Bu pozisyonla ilgili bir şey var aklımda. Yeri gelmişken sorayım mı? Soracağım. Mesela Fatih Hoca orada Saracchi atılsın ama bize faali versin der miydi? Son bir içeriye top doldurmak için. Demez. Yani ama çok demezdi. Tabii, ondan sonra yine fırsat. Hayır. Şöyle hem 10 kişi kalacaktı. Hamlelerini de kazanmak için. Hem de hafta yani. Beşiktaş maçı var. Nagatomo tribünde biliyorsun. Ömer'i oraya çekmek zorunda kalacak falan yani. O yüzden istemezdi yani. Bir puan ama bir puan istemedi hoca yani. Değişiklikler. Rıza Çalınbay'da istemedi. Kone'yi sokuyor falan. Evet. Adem'i sokuyor şeyde. Evet, Adem'i aldı. İki hoca da birer puandan mutsuz. Sezon sonunda mutlu olabilirler. Bu puanın değerli olduğunu anlatabiliyor muyum? Ama söylediğim gibi bugün Galatasaray'ların da mutlu olabileceği bir karakter gösterdi takım. Şimdi son iki deplasmanına bakınca Kadıköy, Fenerbahçe deplasmanları zordur. Ve Fatih Terim'le ilk kez Kadıköy'de kazandılar. Ve Fatih Terim'le iki kez oynadıkları Sivas deplasmanı bugün Beyinspor'da gördüm, kaybetmişlerdi. Bugün de puanı aldılar. Zaman noktasına da şimdi
Sivasspor takımı hiç farklı format değil. Fatih'le kaptan Hakan'la ikili oynatıp Fatih'i genelde merkez tutup Hakan'ı öne doğru gönderiyorlar. Atiba'nın yaptığı gibi. Hı hı. Mert Hakan, Fernando ve sağda Yasin, daha sonra Emre ile hareketli oyuncular. Önde de kuvvetli bir yata var. Oyunun sonunda risk almak için zaten yorulmuştu Fernando da. Oyundan çıktı. Kone girdi. Ondan sonra biraz da Rus rületine döndü açıkçası. İki takım da gol atabildi. Orta sahaya çok çabuk geçebilen, kısa veya uzun topla olan bir maç oldu. Futbolun gerçeği oynanmadı belki son yarım saat ama futbolun göze hoş gelen evet, kısmı keyfi oluyor. Geldi. Orta sahada boş bir müsabak izledik. Dolayısıyla iki takım da şampiyon oynuyor. Şimdi öyle bir tuhaf durum oldu ki Sergen Yalçın'ın da arkadaşlar 3 hafta önceki, 2 hafta önceki, 3 hafta önceki maç sonu konuyu şey yapsınlar, seneye düşünüyoruz diyordu. Sen 1-0 kazanırsan Galatasaray'ın da aradaki puan farkı 3 kalıyor. Bu hafta Trabzon, Başakşehir, diğer hafta Başakşehir, Galatasaray falan maçları var. Yani o yüzden Sergen Hoca'nın çok iddialı olması bir anda kaç puanları? 43'e 49. 49. Evet. Şampiyonluk adayı Galatasaray. Trabzon bir maç eksiğiyle aynı şekilde. Tabii ki biraz önce söylediğim gibi Başakşehir'in deplasmanında kazanması ki haftada Trabzon'a gidiyor. En avantajlı gözüken Başakşehir. Trabzon'un bir maçı var ama tabii. Ama Trabzon takımı da tabii çok büyük bir travmatik bir durum değil. Ve enteresan bir şekilde Hüseyin Hoca'yı da izledim. Şimdi aslında Hüseyin Hoca'nın oraya da geleceğim de antrenörlüğünde önemli bir şey. Takımımızda oyun ve oyuncularla ilgili biraz sıkıntı yaşıyoruz bu ara. Bu önemlidir. Son 7 maçın 9 maçın 7'sini kazanmış. 2 deplasman Gaziantep ve Beşiktaş deplasmanında beraber de kalmış. Kupada da Fenerbahçe'yi yemiş bir takım teknik direktöründen bahsediyoruz. Bu da önemlidir yani öngörü. Memnuniyetsizliği. Evet. Şimdi tabii bu Sivasspor takımı türbülansa girdiği maçların sorumlularına doğru bir tanesi kaldı. Final oynayabileceği maç. Benim gözümde. Her maç finalde. Şimdi Trabzon bitirdi. Beşiktaş'ı bitirdi maçlarını. Başakşehir maçını bitirdi. Yani Galatasaray maçını da bitirdi. Zaten son iki maçı da kazandılar zaten gol yemeyip. Ve bugün de en azından rakibine fırsat vermediler önüne geçmesini. Bu hafta da tabii ki kolay değil. Antalya deplasmana gidiyorlar. Ama yarın rejenerasyonun idmanından sonra Sivas ve Galatasaray takımının iki gün izin yapması lazım. Gerçekten oyuncular büyük efor sarf ettiler. Şimdi başlamadan... Gene mi? Evet. Güzel, güzel. Bu arada Antalya'da Fernando cezalı duruma düştü. Belki o değişiklik onu da düşünmüş olabilir. Hayır, ben o son 10 dakika artık ruhunu vermiş durumdaydı. Gidemiyordu Fernando. Kısa bir ara rica ediyoruz. Maçın analizini yaparken neye bakıyoruz? Tabii ki ilk 11'e. Peki ya alışveriş yaparken nereye bakıyoruz? Tabii ki N11'e. Hocam N11'de almak istediğim bir ürün var. İstediğim fiyata düşsün diye bekler misin? Beklerim. Beklenen cevap. Düşmesini istediğin fiyatı belirtip fiyat alarmını kurarsın. Ürün istediğin fiyata düştüğünde sana bildirim gelir. Üstelik alışveriş yaptıkça kupon kazanır, alışverişlerini ekstra indirimli yaparsın. Vay be, dur ben hemen favorilerim için fiyat alarmını kurayım o zaman. Mobil özel fırsatlar ve alışverişlerinizi keyifli hale getirecek kolaylıklar N11 uygulamasında. Haydi hemen uygulamayı indirin. Evet hocamız taktik. Evet. Galatasaray'ın 11'i de buydu. Limina dönünce sakatlıktan zaten hoca formatını değiştirmiyor. Hep böyle oynuyor. Sadece Limina sakatken seri oynuyordu. Zaman zaman Belhanda'yı burada oynatıp Ömer oynatıyordu veya Emre'yi oynatıyordu. Hoca sistemini 4-3-3'ü değiştirmiyor. Oyunun son bölümünde Adem'i alarak 4-1-3-2-2'ye döndü artık. Ya kaybedeyim ya kazanayım diye. Fakat Mike Tyson giriş yaptı Sivas. Düdük çaldı 6-6,5 dakika. İnanılmaz bir coşku, korkunç bir motivasyon. Muslera sıkı bir mükemmel kurtarış. Evet, 2-3 tane mükemmel kurtarış ve en sonunda da gol geldi. Dizle Hakan'ın hep sürpriz koşuları bir 6 oldu mu Hakan'ın 7 golü? Galiba 6 oldu hocam. Bakıyorum. Golüyle öne geçti. Aslında bu
maçta Galatasaray'ın o gol biraz da yaradı. Niye? Yedi. Sivas'ın bu skor devam ettiremedi baskısını. 2-3 dakikada yapıp sonra Galatasaray sakinliğini korudu. Neden? Tecrübeli takım. Neden Kadıköy'de de geriye düştü? Bir şekilde... Evet, Max Kruse. Evet. Ve sonuçta da Galatasaray oyuna ortak olduğu gibi hükmetmeye başladı. Önce 1-1, sonra da 2-1 yakaladı. Benzer gollerler. Sadece bir tanesinde Fegoli indirdi. Falcao attı. Birinde Falcao indirdi. Fegoli yaptı. Sonuçta... Fakat maçı biz buraya yazıyoruz ama aslında şurada başladı maç Galatasaray'ın açısından. 10 dakikadan sonra oyunu kontrol altına aldı Galatasaray. Hatta daha pozisyona girmeden duran toptan golü bulunca bu Galatasaray'a özgüven getirirken şeyi de demoralize etti. Sivas takımını. Bir anda şimdi bakın bir takım sarsılmadı. Evet, bir takım 1-1 de sarsıldı ve ikinciyi yedi. Ve hatta hocam golü yediğinde Uğur falan kademede hiç yoktu. Fegoli karşı 3'e 4'e bile gidebilirdi ilk yarı. İnanılmaz. Kaptan Hakan attığı golle Galatasaray'ı gol aldırdı. Gong yetişti. Hakemin ilk yarıda bitiş düdüğü de Sivas'a ilaç gibi geldi. İkinci yarıda Sivas toparlanmış çıktı sahaya. Baskılı oynamaya çalıştı ve golü de buldu. Golü bulduktan sonra iki takım da teknik direktördeki yıllarca Fatih Hoca ile Rıza Hoca biliyorsun Fatih Hoca'nın sonlarına doğru futbolda birlikte oynadılar. Karşılıklı oynadılar. Milli takımda da bir ara oynadılar. Daha sonra da Ümit Milli Takım hocasının Rıza'ydı. Amil Takım Fatih Hoca'ydı. Sonra da yıllarca karşılıklı oynuyorlar. Sonuçta 3 aşağı 5 yukarı formatlarını biliyor iki takımın da antrenörde. Açıkçası da iki takım antrenöründe şöyle bir karakteri var. Ben kendi oyunumu oynamak istiyorum diyor. Rıza Hoca da öyle. Son 3 maç 7 puan aldı. Bu da önemli. Sivas takım tarafları da çok geldi tabii maça. Tabii bu sadece büyük maç olarak görmemeli. Ama bir de bir gerçek var ki son Galatasaray enteresan siyahla beyaz kadar farklı bir görüntü çiziyor. Falcao evet tekrar form yakalamak üzere sakatlığı falan da geçti. Dönmesi önemli ki 8-9 gol attı. Gol ortalaması bayağı yüksek. Ama Galatasaray'da ilk yarıda zaten bu oyuncular vardı. Hatta çok iddialı konuşmayayım ama Nagatomo Saraki'den daha iyi gibi geliyor bana. Zaman ne gösterecek? O biraz bana haksızlığa uğradı gibi geliyor bana da. Yani bütün takım kötüyken. Ama transfer yapamadığı için de buraya istediği stoper alamadığı için de profesyonellik anlayışı olan Donk'u soktu. Hatta Donk da ikinci golü çıkıp ortaladı buraya. Evet. Çünkü Lemine'ye stopere sokuyor. Donk'u oyuna sokuyor. Yani rakip bunu önlem alınca bu kez Donk'u ortaya çıkarıyor. Sivas takımı da çok canlı, etkili. Hani oyunu bozmaya çalışan. Şimdi Yatabari'ye bakıyoruz. Oyunun sonunda sola geçti Kone varken. Mariano ile gelmeye çalışan Yatabari'nin yaşı minimum 33'tür yani. Şurada hocam yakalamışken demin sohbette sordum ama eminim seyirciler de bu soruyu sizden yorumunu ister. Seri ile Lemina'nın yerleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi şimdi Seri Lemina'dan görev alınca hakikaten çok iyi oynadı. İki maç değil mi? Çok iyi oynadı. Fakat şöyle bir şey var. Rakip de önemli burada tabii. Hı. Sivas'ın öndeki oyuncuları yani top aldıramayabilir ve aldıkları zaman da tehlikeli olabilen oyunculara... Şunu da düşünüyor tabii. 34 yata var. Biraz önceki anlattığımız örnek gibi Lemina Donk çıktığı zaman stopere kalıyor. Seri kalmayabilir. Evet, çok kısa ve onu fizik olarak olabilir. Zayıf oluyor. Evet. Ben çıkardığı takımın şu andaki mevcut kadronun en iyi 11 olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fakat tabii siyahla beyaz nasıl diyeceğim. Şimdi 34 haftalık periyotta 102 tane puan var. Değil mi? 102 puan var. Hepsinde 102 puan var. Şimdi Galatasaray'a baktık. Ligin 16. haftasında arkadaşlarından rica ettim. Hı. 16. hafta bittiği zaman. 16 mı 17 mi? 16. Ha, 16 istedim tamam. Arkadaşlardan. 16. hafta puan durumu 24'tü. Bakalım attığı 18, 7. Artı 3 averaj. Evet. Averaj çok iyi hatırlıyorum. 3. Bakın 16 haftada kazandığı puan ve averajlar bu. 16 ile 25 arası yani 9 haftada. Bakalım ne almış? 25 puan almış. Bakın daha 7 maçı eksik. İlk yarıya 16. haftasına göre 25 puan almış. 26 atmış, 5 yemiş, artı 21. Teknik direktör kim? Burada. Aynı. Burada? Aynı. Oyuncular? Falcao biraz kıpırdadı. Yok, Onyekuru geldi. Doğru, Babel gitti, Onyekuru geldi. Ama sonuçta Galatasaray'ın 9 haftada
kimse hesabında 25 puan düşünmüyordu. Bu ilk yarıda mı çok puan kaybetti? Bana göre abartılı olan oydu. Bence bu da biraz abartılı. Fakat bir karakter koydular. Lig yarışında oldular. Ve hep final oynayarak, mesela Fenerbahçe o finalleri geçemedi. Beşiktaş hemen hemen geçemedi bazı maçları. Kırıldı anlar oldu. Galatasaray kırılmadan, ki bu maçta kazanabilirdi de. Kazanmak isteyen şeydi ya. Şöyle size bir tablo olduğu zaman, bunu her kulüp, her takım, her antrenör beceremez. Bunda ama sizin sezon başında söylediğiniz kredi. Tabii. Yani onun tabii rahatlığını hissediyor. Aynen. Yani zaten o Fatih Terim, dikkat edersen, ufak tehditlerde bulunuyordu. Devre arası gelir, sezon sonu görüşürüz falan. Ocakta. Çünkü bunu Ersun Yanal, bunu İnal Karaman, bunu Abdullah Avcı söyleyemezdi. Ya biz 24 tane oyuncuyu kaybedeceğimiz, 2 maç kaybettiğinde güle güle derlerdi ki, 3'ü de sezonu bitiremedi zaten. Evet. Ama Fatih Terim devam ediyor, o da doğal. Ve sonuçta da Galatasaray takımı yine de çok avantajlı bir ligin ikinci yarısını görüyoruz. Üst üste Fenerbahçe deplasmanı ve Sivas deplasmanından. Şimdi 4 puan daha önce versen tamam dersin. Bu iki deplasman. Tabii. Diğer takımlara göre tabii şimdi iyice, ben şunu söylüyorum yalnız. Puan barajı düşüyor artık yavaş yavaş. Puan kayıpları olacak. Şimdi Trabzon Başakşehir maçında 3'er puan verecekler mi onlara? Tabii, vermeyecekler. Yukarıda. Aynı şekilde Galatasaray Beşiktaş maçında. Ha, zirve yarışında takım sayısının 4'e inmesi için bu hafta Beşiktaş'ın yenememesi lazım. Bak. 6 berabere de kalsa, 6, en az. Berabere de kalsa yarıştan kopar. Ama Beşiktaş kazanırsa bu hafta takım sayısı 5'e çıkacak. Trabzon, Sivas, Başakşehir, Galatasaray. Kim kaldı? Başakşehir, Galatasaray. Başakşehir, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş. Sivas. Evet, 5'e çıkacak. Yok Galatasaray kazandı veya berabere kaldı. 4'te kalacak. 4 takım son 8 haftaya girmiş olacaklar. Trabzon'un çarşamba oynayacağı maç da önemli. Bir maç eksiği var. Önümüzde Trabzon Başakşehir maçı var. Galatasaray bir ölüm serüven başlıyor ki bu hafta. İnanılmaz bir hafta sonu yaşayacağız. Pazar günü. Evet. Arda arda. Bu arada hocam şu... Ama bakın iki takım teknik direktörü de. Tam oraya gelecektim ben de. Şöyle gelecektim. Dün mesela çok güzel bir Fenerbahçe analizi yaptınız ki haftalar öncesinde Fenerbahçe'nin önündeki fikstür avantajını defalarca anlatmanıza rağmen o türbülanstan bir türlü çıkamadı. Ama benzer bir 10 puanlık şey erimesine rağmen son haftalarda hala ayakta kalan ve maçın sonuna kadar inatla şampiyonluk hedefiyle oynayan bir Sivas var. Yani belki Rıza Çalınbay'ı hep ayrı tuttuk ama bir Fatih Terim kredisi de yoktu. Orada da kulübe bu krediyi tebliğ yapmak lazım. Sivas'ta Rıza Hoca'nın her zaman kredisi olur. Yani sadece memleketlisi olduğu için değil. Evet, sadece kulüp başkanının istikrarlı bir teknik direktörle çalışan başkan olduğu için değil. Evet. Rıza'nın bir de oynattığı bir oyun da var. Kaybettiği maçlara baktığımız zaman mesela Trabzon'a kaybetti. Değil mi? Evet. İyi maçlar oynadı. Sonuna kadar zorladı. İkinci yarıdaki özellikle kadro sıkıntısı da yaşadı. Şimdi ilk yarıdan farklı oyuncu görebiliyor muyuz hemen kadroda? Bilmiyorum hocam. Ben Ziya ile Erdoğan çok önemli hamle oyuncuları. Benim. Yok, ikisi de yok. İşte. Emre de sakatlıktan yeni çıktı. Evet. Ve Emre değişikliği oyunun kaderini etkiledi. Formda Yasin diye başladı. Yasin çok formdaydı. Emre hayır, dakikası çok enteresan da o yüzden. Mesela devre arasında yapmadı 50. dakikada. Çünkü Yasin'in sezon başından beri son 3-4 hafta olan çıkışı vardı. Emre de fizik olarak şu anda hazır değil herhalde. Hoca da öldürücü zamanı sokmak istedi muhtemelen. Hatta maksimum Yasin'den aldı, maksimumunu Fernando'dan aldı. Oraya da taze oyuncular soktu. Bence etkili ama oldu. Ama ikisi de fizik olarak şu anda iyi durumda olmayan Kone ve Emre'yi o zaman kullanabildi ancak. Evet. Peki dönelim bir önceki soruya hocam. Bu türbülansı atlatma meselesine. Tabii ki artık şöyle bir şey var. Deplasmanlar puan hep aslanın ağzında olduğu için bundan sonra kolay olmayacaktır. Çantada keklik maçlar falan gözükür. Ama gitti diyelim ki Sivas 9 puan aldı 3 maçta. Bir anda 3 puan topmuş olabilir. Veya Trabzon üst üste maç kazanırsa. Hem de rakipleri var. Veya Başakşehir. Yani öyle bir duruma geldik ki bu hafta aslında TT Arena'daki maç sayıyı çoğaltacak veya azaltacak. Bu arada dediğiniz gibi, gerçi bugün Kayseri'nin, mesela Kayseri'nin bile biz işin içine bu kadar gireceğini tahmin etmiyorduk hocam, değil mi? Devre arasında olası bir kopma durumunun fikstüre avantajlar ve dezavantajlar getirebilmesinden bahsediyorduk. Ama şu anda rahat takım da yok,
Evet. Zirveden, zirve şimdi, hedefinden kopan takım da yok gibi. Konya ile Kasımpaşa 23'er puanda. En alttan 3. bunlar. İkili averaja kalıyorlar. Fakat 27'ye baktığımızın Gençlerbirliği'nin yarım maçı var bildiğim kadarıyla. Evet. Yani işi kesen yok şu anda. Yani Gençler Antalya. Antalya'ya gidiyor. Açıkçası hakikaten de 12. 11. hatta ilk 9'dan sonraki takımlar bir 3 tane maç mağlup olursak şey olurlar. İşte Gençler Antalya kendi bakın, finallerini oynuyorlar orada. Yani evet, Kasımpaşa 3 maçtır Fuat Hoca ile iyi gidiyor. Maç kaybetmiyorlar. Değil mi? Hala düşme. Hala oradalar. Konya ile Malatya'da. Ankara iyi başladı ya falan dedik değil mi? Evet. Fenerbahçe galibiyet falan dedi. Hala çıkamadı. Yani her şey olabilir. Ya, enteresan bir lig yaşıyoruz. İlk 8-9 mesela şey Göztepe'den itibaren Gaziantep tamamen koptular. Yani şeyden koptular. Alttan koptular. Evet. Hatta bence yukarıdan da koptular. Göztepe avantajı kullanamadı hocam. Ama bir maç eksiği var tabii Göztepe'nin. Var ama yine de yok. İlk 10'a attı kendini. İlk 9'a attı Göztepe kendini. Hedef orası gibiydi. Zaten Antep'le Göztepe hedefini tutturdular. Peki bugün Alanya'nın puan kaybı. Alanya'da acaba gözünü dün Fenerbahçe cephesinde çünkü Zeki Göl'e de kupayı hedef göstermiş. Alanya'da acaba orayı mı hedefleyecek artık? Vallahi ben çok güzel bir hakem izledim bugün Ali Şansal'ın. Temiz maç yönetti. Alanya bugün bir maça başladı. Sivas'ın temposunda değil ama oyun ağırlık olarak ilk 30 dakika 3 tane 4 tane yapardı. Golü de buldu. 25-30 tane ben ceza sahasında. Rize bayağı bir karşısında şey kaldı. Zorlandı. Ama ikinci yarı toparladılar. Golü buldular. O puan da önemli tabii. Yeni teknik direktörü de geldi. Alanya takımı yalnız organizasyonu falan belli. İyi bir takım. Hakikaten kontrolü bir takım. Avantajı da yakaladı. Tabii hafta içerisinde zor bir maç oynadılar. Tabii eksik oynayın. Antalya'ya karşı. Kaç puanı var Alanya'nın? Bakalım oradan. 40. Ya az değil, onlar değil. Tabii, fena değil. Fakat onlar artık kupada olduğu için, gerçi Roma maçına daha var. O yüzden tekrar mesela Galatasaray oraya gidecek. Başka kim gidecek oraya? Trabzon oraya gidecek. Hayır, şimdi UEFA Avrupa Ligi kontenjanını düşünüyorum. Yani bir tek Trabzonspor o işi değiştirebilir. Yani ilk ikide yer alıp kupayı kazanırsa 5. UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Nisan'da konuşalım. Gidiyor gibi oluyor da yani 5. olmak yetmeyebilir kupaya gitmek için. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için. Kupayı da bir... Alanya kupayı alır. Beşiktaş 5. olursa gidemez Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne. Sen oradasın, anladım. Yani hayır, hesapları yani, ince. Şimdi şu anda kimse onu düşünmüyor ki düşünmeli. Ama öyle bir lig oldu ki Galatasaray'ın da Sivas maçı bugün Trabzonspor'u seyrettiğimiz zaman, Başakşehir'i seyrettiğimiz zaman Lisbon maçını oynuyorsun, 4 tane atıyorsun, sonra gidiyorsun İzmir'de 3 tane atıp geliyorsun abi. Hem de Göztepe. Kendi evindeki Yeni Stadı'ndaki ilk mağlubiyetini tattırıyorsun. Ve önemli bir seyircinin önünde oynuyorsun. Rahat rahat 3-0 kazanıyorsun. Sonunda 10 kişi oynuyorsun. Epriano tabii geçen sene bir sakatlandı, şampiyonluk gitti. Şimdi yine cezalı. Bariz gol şansına atıldı değil mi? Hem de 3 sarı kartı cebinde kaldı. Tabii oraya Şikerter'le diğer Puk muydu? O birlikte götürecek. Evet. Pong. Evet. İkisi dönecektir ama topu oyuna sokarken sistemlerini bir arızaya vuruyorlar. Geçen sene dediğiniz gibi. Şunu söyleyeyim, Okan Buruk'u da kutlamak lazım. Müthiş bir karakter gösteriyor. Türkiye'de çok takımın oynamadığı formatta oynuyor yani. Öyle kolay değil. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İki tane kanat oyuncunuz var. Visce, Elia atıyorum. Önde iki tane forvetiniz var. Birisi kadim. Geri gelmiyor. Ama öndeki oyuncularız. Orta Mahmut'la İrfan Can. İrfan Can 4 veya 5 gol oldu. Ofansif. Tabii. Fakat alanı daraltarak oynadıkları için... Orada oynadıkları için. Tebrik etmek lazım. Gerçekten bir karakter koyuyor. Üstüne koydu yani Abdullah Avcı'nın bıraktığı mirasın. Peki hocam şimdi bir ara verelim mi Kerem? Yeni bir konu açacağım ama bir ara rica ediyor Kerem bizden. Kısa bir reklam arasından sonra veririz. Evet, tekrar birlikteyiz. Galatasaray-Sivas mücadelesinin 2-2 bitmesinden sonra Trabzonspor'un puan kaybı, Başakşehir'in kazancı, haftaya iki dev maç. Hocamızla hem bu haftayı hem de önümüzdeki haftaya dair düşüncelerini konuşuyoruz, yorumlarını alıyoruz. Bizim Başakşehir'de bir yönetici kardeşimiz var. Gümbür gümbür geliyoruz diyor. Yani bu sene daha inançlılar. Yani UEFA'da devam ediyorlar.
Ve de fena da bir kura çekmediler. Bir de seyircisi evet, Kopenhag'daki maçta 1000 kişiye oynanacakmış koronavirüs. Niye 1000? 1000 kişi olarak sınırlamışlar. Ne bileyim herhalde bir kişi oturacak 10 koltuk boş olacak. Öyle mi bilmiyorum. Yani öyle bir haber okudum. Bu arada tabii rövanş içinde Sayın Başkan'ın Göksel Gümüşdağ'ın herkese bir daveti var. Onu da yine... Rövanş için değil, ilk maç için. İstanbul'daki İnşallah hakikaten gidelim ya maça. Evet, herkesi gerçekten davet etti. Yani bütün 17 kulübe, evet, bütün başkanlara özel aramış, evet, davet etmiş. Hakikaten Türk futbolu için çok çok önemli. Dediğin gibi hocam... Bence yani, Trabzon başkanını çağırsın, beraber otursunlar. Şimdi oraya geleceğim. Biraz önce dediniz ya, belki Sivas ve Galatasaray sezon sonunda puan kaybına değil, bu kazanılan bir puana sevinecek belki de dediniz. Tabii. Bu, Trabzonspor, bu kayıp olarak görmeyin bunu. Trabzonspor, ben dünkü maçtan şu noktaya geleceğim. Yani bugün bir infial var. Yani dün başlayan pozisyonla ilgili, ki dün sizin de fikirlerinizi aldık. Tamam, bu olay başka bir nokta ama belki Trabzon'da dünkü bu bir puanı sevinebilir. Çünkü son haftaların en yorgun ve etkisiz Trabzon'unu gördük. Bunu yani kötü değil kim, bir puan. Bunu söyleyen kim biliyor musun? Hüseyin Cimşir söylüyor zaten bunu. Evet. Murat Kosova'nın tespitlerini sen izlemediğini biliyorum. Biraz önce konuştuğum için. Hüseyin Cimşir Hoca'nın son konuşmasına baksınlar. Alt yazılarda gördüm. Hem oyunda hem oyuncuda sıkıntı yaşıyoruz biraz dedi. Hem oyunda hem oyuncuda. Evet, yani form durumundan tabii bahsediyor. Yorgunluk var hocam. Fakat şu var tabii. Dünkü maçı ben yine aynı yorum yapacağım. Tabii bizler hem maç biter biter son gidiyoruz. Sonra evimize gidiyoruz. Kanalları açıyoruz, bakıyoruz. Tabii. Pozisyonla ilgili de daha rahat gözlemleme şansımız oluyor. Ben yine gri pozisyon diyorum. Ama illaki bir karar versin %51'i faul olarak görüyorum ben pozisyonu. Öyle düşünüyorum. Çünkü daha sonra diğer oyuncu da vuruyor. Antepli oyuncu da veriyor. Veriyor. Fakat şimdi ben hatırlar mısın Fenerbahçe ile ilgili demiştim ki Fenerbahçe devamlı MHK, hakem falan zorluğum. Sonra sırasını savdı Fenerbahçe. Şimdi herkes ön alıyor. Trabzonspor bu hafta Başakşehir'e yenilmiş var. Biraz sonra belki Galatasaray hakemler serzenişte bulunur. Onun da Beşiktaş maçı var. Diğer hafta başka kulüp şey yapacak. Şimdi ama ben açıkçası Trabzonspor'un açıklamasını çok 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 sert buldum yani. İnsanlar eleştirebilir, sıkıntıyı beyan edebilir ama ben aşırı sert buldum yani. Ya aslında isim falan vermiyorlar, Göksel Bey'i söylüyorlar ama yani beni söylemiyorlar. Ya niye insanlar isim vermiyor onu anlamadım yani. Göksel Gümüşdağ söylüyor, beni söylemiyor. Mesela geçen hafta Barış Yurdusever mi ne? Bir tane Trabzonspor muhabir var TRT'de galiba. Ahmet Başkan onu kastederek bir yorumcu falan diye şey yaptım. Sonra gazetelere baktım, internette benden bahsediyor diye atladılar hemen Sazan gibi. Ben değildim çünkü öyle bir şey söylemiştim. Vallahi sağ olsun Ahmet Başkan aradı beni. Hocam dedi bak, beni arıyorlar, sana söyledim zannettiler dedi. Ben sizi dinledim, izledim. Böyle bir sıkıntımız yok size dedi. Siz gayet iyi yok, niyetle ve... Yok yok sağ olsun. Yani, cendim, sağ olun. Ama bu açıklamalar çok ağır açıklamalar. Yok tayinler, mayinler, bilmem neler filan. Başkan yardımcısı imzasıyla evet, çıktı. Başkan yardımcısının açıklaması da... Yani Zekeriya Bey ona bir cevap verdi. Ona da bir cevap geldi yine. Öyle mi? Zekeriya Bey'in cevabından sonra... Ona da Zekeriya Bey'e de... Zekeriya Bey'in açıklamaları şey değildi ya. Ona da sert bir cevap sert değildi. Var. Ne dediler? İstersen hemen paylaşayım. Ya bir de şu arada şunu da söyleyeyim size bakın. Bugün itibariyle ben Trabzonspor takımının şampiyonun favorisi olduğunu helal hoş olsun diye düşünüyorum olursa da. Helal olsun yani, sonuçta mücadele ediyorlar, genç oyuncu yetiştiriyorlar, o oluyor bu oluyor. Ama son 9 maçın 7'sini kazanan, 2 maçı deplasmanda, Beşiktaş deplasmanda son dakika kazanan beraber hakemden yakınmayacak abi. Hani bir maç sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu Antep maçı da olabilir. Tabii ki hakemi ilgilendirmez Trabzonspor. Tabii hata varsa. Evet. Hata yapıyorsa. Şimdi Galatasaray diyelim ki şimdi dedik hakem çok kötü. Şöyle bir başlıkla hemen söyleyeyim. Biz yangın var diyoruz. Zekeriya Alp ateşi ben yakmadım diye bağırıyor. Altında da metin dolduruluyor. Neyse biz polemiğe fazla girmeyelim. Yani hayır, ona da bir cevap gelmiş. Hep mesela %40 konusu oldu hatırlıyorsan. Kimse sahiplenmedi. Ortada kaldı hiç. Sonra en son Nihat Bey İhaleyi Fikret Orman'da gitti ya, Mehmet Sepil'i bıraktı geçti. O Ağustos'taki konuydu. En son %40'ı çıkarmak isteyen ismini herkes biliyor, kimse söylemiyor. Trabzon açıklaması kime kastediyor? Örneğin geçen sene başka takım şampiyon olacaksa şimdiden versin dedi ya Abdurrahim Albayrak. Ona kime benzer söyledi? Bir durum olmuş. Ya.
Yani... Yine öyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Evet. Bu sefer renkler farklı. İnşallah yani haftaya tıpkı bugün izlediğimiz Sivas Galatasaray maçı gibi bizi keyiflendirecek, güzel futbol izletecek ki bunu Türkiye'de yapabilecek en iyi iki organizasyon ve en iyi takım. Yani sezon başından beri izlediğimiz futbolu en keyif veren takımlardan bahsediyoruz. İnşallah o konular çok daha büyümeden. Biz de büyütmeden odaklı. Kapatalım bu evet, konuyu. Evet, harika olur. Söyleyeceğimizi evet. Söyledik. Sonuçta iki tane güçlü takım oynayacak ama sonuçta oynayacaklar bu takım. İlk yarı hatırlasana. Gitti geldi maç 2-2 bitti hatırladın. Trabzonspor kaldı. 2-2 bitti. 2-2 bitti maç. Evet, evet. Penaltılar oldu karşılıklı. Nefis maç olmuştu. Orada da yine güzel maç olur. Cumartesi hangisi oynuyor? Pazar derbi mi? İkisi ardı arda pazar günü. Öyle mi? Tabii önce Trabzon, yanlış mı biliyorum Kerem? Doğrudur. 16'da Trabzon, Başakşehir, arkasından Galatasaray, Beşiktaş. Cumartesi şahane. Konya, Fener. Şahane. Cumartesi yani Konya, Fener. Pazar mükemmel bir. İyi, çok güzel. Yani öğleden sonra kenetleneceğiz ekranlara. Demeçler gelmeye başlamış. Bakalım kimler var. Mert Hakan Yandaş. Maça inanılmaz başladık. Biz de böyle başlayacağımızı düşünmüyorduk. Golü attık ama ardından gol yedik. Bu biraz bizi düşürdü. Bu sezonki hedeflerimizden biri iç sahada kaybetmemekti. Bunu bugün de sürdürdük. Savunma oyuncularımıza çok iş düştü. Onlar da çok iyi oynadı. Demiş. Evet, doğru bir analiz. Şeyi anlayamadım ama böyle başlayacağımızı... Ya bu kadar iyi başlayacağımızı biz de beklemiyorduk diyor. Hani... Bu kadar 3 tane pozisyon 7 dakikada. Ama önde baskılı başladı. Talimat almışlardı zaten. Bence Galatasaray bu kadar baskılı başlayacağını beklemiyordu şeyi. Sivas. Daha kontrollü. Evet. Daha evre bekliyordu. Mert Hakan için neler söyleyeceksiniz hocam? Nerede görüyorsunuz çıtayı? Mert? Galatasaray'da görüyorum. Hayır yani daha üstüne. Karakterli bir oyuncu. Son 2 yıldır çıkışta. Çıkışını geç yapan bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii önümüzdeki dönemlerde bu yerli yabancı işler biraz değişebilir deniyor. Değerler değişiyor. Ama yerli yabancı değişmese de Mert Hakan büyük takımlarda 18 kişilik kadroya girebilecek. Hatta şunu söyleyeyim. Böyle forvet oyuncuları vardır gamsız. Genelde bir iş bitirici. Mert Hakan öyle değil. Mert Hakan oyunun iki yönünü oynamak isteyen hücum oyuncusu. Tam orta saha değil, tam santrafor değil. Fakat oyunda hep var, hep istekli. Hep bir hırs var. Duran topu da bakıyorum, kornerleri de kullanıyor. İyi de topa vuruyor. Mert Hakan büyük kulübü hak ediyor yani açıkçası. Bir de o bahsettiği başlangıçta ki onun ceza sahası yaydan vurduğu topu yine inanılmaz çıkardı Muslera. Muslera zaten golü şöyle çıkarıyor bakın. Bir metre öne çıktığı için çıkardı onu. Yoksa şimdi biz o açıya baktığımız zaman diyelim ki Muratçığım kale, şurası kale. Şurası kale direkleri. Evet. Şimdi oradaysan yedin. Bizim gördüğümüz açı şurasıydı. Şuradaydı. Evet, evet. Ama Muslera çizgide kalmış olsaydı. Uzanamaz. Ters elle de gitse onu uzanma şansı yoktu. Geçen için, hafta da. Bir de buraya gelmişken dünkü penaltıyla ilgili çok enteresan bir şey oldu, hatırlıyor musun? Dünkü penaltıyla ilgili derken? Denizli Spor'un kazandığı penaltıda kaleci Altay geldi. İkinci kaleci Harun'a şey yani açtı ya. Şeyden izledim. Ne izledi biliyor musun o? Pozisyonu falan izlemedi. Bence bak hiç görüşmedim. Penaltıcıları nereye atıyor diye baktı. Bence öyle yaptı. Bir duyum mu aldınız? Yok yok, hiç kimseyle görüşmedim. Yok yok, o anda yorum muydu benim? Dün unuttum notlarımda. Kaleciler bakar nereye atıyor penaltıyı diye. Şimdi baktık. Hakikaten ben de girdim şeye. Bilgisayara Mehmet bak bakayım. Oyuncu kime atmış en son penaltıyı diye. Rize'ye atmış. Ligin ilk yarısı sonunda. Aynı yere mi? Aynı yere atmış. Kaleci terse yatıyor Gökhan. Ama şey Gökhan mıydı? Başka kaleciydi galiba. Oraya attığını. Onu gördü. Oraya da atladı. Oraya atacak dedi, atladı. Eski kurallar olmuş olsa kurtarabilirdi. Önüne çıkıyorlardı eskiden. Bayağı da uzandı çünkü. Rakip oyuncu da bu oyuncunun altına girip izlemesine rağmen oraya vurdu yalnız, enteresan. Evet. Kaleciler çünkü oyuncuları takip eder. Bugün yalnız siz Muslera'nı da çıkaracaksınız. Evet. Ben çünkü Muslera'nın... Uzun süredir de çıkarmıyor penaltı. Evet. Muslera'nın Emre'nin sol atacağını düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü kaleciler solak oyuncular atarken... Solak oyuncu atarken genelde buraya atlarlar. Alex'i düşün. Onda 8 oraya atardı. Fakat o sonsuza vurduğu için genelde gol oluyordu. Evet. Bugün sol eline gelse dışarı doğru giderdi. Giderken yakalandı sağ eline. Doğru köşe ama abartılı atladı bu kez de. O da evet, dönemedi bu sefer. Evet, oyuncunun önüne düştü. Ama ne yapsın? Yine onda ya. Tabii.
Tabii Muslera'ya hakkını teslim ettik ama bence bugün Samassa'nın da çok kritik kurtarışları var. Yani 4-5 tane pozisyonda açıyı çok iyi daralttı karşı karşıya. Galatasaraylı forvetlerin de pozisyonlarda... Birkaç tane kritik şey pozisyon var. Mesela Onyekir'in pozisyonunda çıktı, penaltı da olabilir o pozisyon. Onyekir savunma arkasında atılan topta sprinter oyuncu olduğu için aslında öyle çok da açmadı ayağından. Hafif dokundu fakat kaleci öyle bir çıktı ki uzun da tabii. Bir tane Feghouli'nin aşırtmasını tahmin etti. İlk yarıda 2-1'ken ya da 1-1'ken karşı karşıya kaldı Feghouli. Ha, o gerçekten Feghouli de aslında iyi futbolcu vuruş yaptı. Evet. Fakat şunu beklemedi. Kaleci çok uzun olduğu için muhtemelen 1.92 falan vardır o. Bakayım hemen. Şimdi yatsan da zaten 1 metreyi kapatıyorsun. 1.96. Evet. Yok şimdi, 98 ya. Benden de 2 koyun 2 olsun. 1.98. Evet. Şimdi yatarken zaten o boy zaten içinin evet. altına girecek hali yok. Tabii. O düşündü ki kayarak gelecek. Bak benim başıma bir gün ne oldu? Bu Jurković vardı Beşiktaş'ta. Evet biliyorum. Ben şimdi çalışırdım ben. Denizli'den golü yiyen. 35 metreden şampiyonluk giden. Karşı karşı evet hatırlıyorum bir birlik Erol attı. Evet. Ali Sami Yastadı. Bravo. Evet. Sinan abiyle Metin abinin 37 tane boş kaleye atmayıp bir bire yakalandığı maç Beşiktaş. İkisi de golcüdür aslında. Kulakları için nasıl ikisi? Ama Erol'un golü şimdi, tarihi. Bak ben şimdi kalecilere bakardım. Jurković hatırlarsan hatırlayanları da vardır muhakkak. Refleksleri çok. Şöyleydi karşı karşıya var ya. Badoz zaman kayarak gelirdi böyle. Evet. Nasıl olsa bu kayarak gelecek dedim. Feghouli gibi yapayım dedim. Karşı karşıya topun dibine mi girdim böyle geliyordum. Ersin lap diye kucağına düştü. Ama Feghouli aslında kötü düşünmedi. Evet. Yani Samassa'nın da Muslera tabii sezona damgasını vurdu ama Samassa'nın da hakkını vermek lazım. Bir de Apin Dangoye görünmeyen kahramanlarından biri. Biraz önce... Göründü ya ilk yarıda. Evet, ya, bugün de çok iyi oynadı. Bugün, ya bugün de iyi. Beklediğiniz zaman... Onların tabii, avantajı ne oluyor? Avantajı oluyor tabii. Kaleci de iyi başlamadı maç. Onu da söyleyeyim yalnız. Çıkabilirdi belki bir tanesine. Onyekuru ve Ömer. Bakalım onlar neler söylemiş. Bu tür konulara çok girmek istemiyorum ama rakip oyuncu bile faul yok derken hakemin VAR'dan penaltı vermesi garip. Bu kadar Onyekuru. Bunun üzerine bir şey söyleyecek misiniz hocam? Ben şunu da anlamıyorum biliyor musun? Böyle çok bazen demeç görürüz. Rakibiz seninle. Senin aleyhine bir faul verildi, penaltı verildi. Aslında değil diyen birisi varsa oradan, işte biri demiş demin, bir iş üzere demiş oradan. Nereden anladı ki? Yani o Sivas oyuncu kimse, yani neyse bakın televizyonun başında eski futbolcu olarak olabilir dedim. Çünkü oyuncu düştü ya hani dürttü. Seri penaltı yapmak istemedi ki orada. Evet. Zaten o yüzden ikinci sarı kartı göstermedi. Evet topa hamle yaptı, vuramadı. Daha dürttü şöyle, Fernando dürtünce. Mesela sana başka bir pozisyon. Mete Kalkaman bir pozisyonda faul verdi biliyor musun? Aslında taban verdi. Oyuncuyla kafa arasında, Galatasaray'la oyuncu arasında yarım metre yakın bir mesafe vardı. Aslında o faul değil. Galatasaray oyuncu kafaya gelirken ayağını indirdi ya sol tarafa. Ha evet evet. Ona faul verdi mesela, indirek verdi. Orada bana göre bir hata yaptı ama o pozisyon var da penaltı verilebilecek ama saha içerisinde hakemin göremeyeceği bir penaltı o. Zaten görmedi. Görmedi. VAR'a gidince... Ben VAR sistemi uygulanmamış olsaydı ya nasıl penaltıyı vermedin kardeşim falan demezdim. Çünkü biz de üçüncü, dördüncü tekrardı belli açılardan görürdük. İşin enteresanı da hocam. Bir karış dışarıda olsa zaten VAR olaya müdahil olamayacak. Yani VAR çok değişecek Murat. Mesela top avuta gidiyor, korner veriyor değil mi? Anında müdahale edip avuta çevirebilmeli. O da gol oluyor bazen. Offside'da kaldırmıyor. Emin olmuyor. Evet. Top kornere gidiyor, gol oluyor. Evet. Yani bunlar mutlaka bir elden geçer diye düşünüyorum açıkçası. Bir de Ömer vardı galiba Keremciğim. Onu da alalım. Son haftalara nazaran ufak bir düşüşümüz oldu. Topun kontrolü bizdeydi ama sonunu getiremedik. Antrenmanlarda duran top çalışıyoruz. Bu aralar duran toplardan gol attığımız için mutluyum. Demiş. Evet. Düşüş var mıydı sizce? Ben yani birazcık rakibin de iyi, yani rakibin de kredisi var bu konuda bence. Yani yeter ki böyle düşüş olsun. Sivas deplasmanına gidiyorsun, 6 tane pozisyona giriyorsun, 2 tane atıyorsun. 8'de 8 yapıp gelmişsin. Bunlar 90 artıya kadar. Ne yapacaksın ya? 34 maç mı kazanacaksın üstte değil mi? Yok. Onun için
Ama tabii... Bence sadece skora bağlı bir yorum olmuş bu. Yani bence oyunda öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya oyunda gittiği geldi oldu. Yani her skor çıkabilirdi. Galatasaray'ın çok geçen haftalara göre düşük. Mesela 3-0 kazandığı geçen hafta kimdi? Gençler Birliği miydi? Gençler Birliği maçında rölantide oynadı Galatasaray. Bu maçta en az iki katı enerji harcadı. Efor sarf etti. Rakibi... Sivas'ta rakibi o rakımda diri bir takıma karşı oyunun devamını iyi oynayan bir takım Sivas. Evet, oyun sonlarına bak, fizik kabilitesi. 3-2 ilk maçı hatırlattı mı? Evet. Devre arasında. Aynı şekilde geçen hafta da Ankara'da gitti, oyunun son bölümlerinde maçı kopardı. Hocalar gelmiş. Bakalım onlar neler söylüyor. Rıza Çalınbay ile başlayacağız. Baskıyla başladık ve golü bulduk. Sonra ne kadar bağırsak da çağırsak da takım geriye çekildi. Feghouli oyunun şeklini değiştirdi. Donk topla çok fazla boş alana çıktı. Benim telkinim değildi. Arkadaşlar geriye çekildi. Sonlara doğru aslında Galatasaray bize iyi fırsatlar verdi. Eğer değerlendirebilseydik durum farklı olabilirdi. Önümüzde kritik maçlar var. Tüm takımların kritik maçları var. Eğer önümüzdeki maçları iyi değerlendirebilirsek iyi yerlere gelebiliriz demiş. Evet, dünyanın her yerinde birkaç tane kulüp dışında, bunlardan bir tanesi Liverpool. Şu anda birincisi o. Topa sahip olma olarak City ve Barcelona önde gözükse de oyunda üstünlüğü sağlayan skoru ne olursa olsun. Ama Sivas Galatasaray maçlarında ben istemedim diyorsunuz ama şartlar seni getirir. Kulübede hep oyunculara ya çıkın ileri diye şu işareti görürsünüz. Rıza Hoca'nın söylediği doğru bir şey ama o antrenörün dışında oyuncuların ve rakibin, oyuncunun psikolojisi, rakibin psikolojisi ve oyun... Ki defalarca yavaş yavaş çekilirsin. Yani skora bağlıdır yani. Siz hatta Trabzonspor Galatasaray maçını... Evet, Trabzon-Fenerbahçe maçı da aynı şekilde. Hatta Trabzon-Sivas maçı da aynı şekilde. Trabzon tabii hocası, Hüseyin Hoca Sivas maçında geriye mi gelin dedi. Evet. Oyunu zora sokuyor. Veya Yunan Karaman şey evet. maçında, Trabzon-Galatasaray maçında. Bu arada Manchester derbisini United 2-0 kazanmış. Liverpool 25 puan farkla... Bırakmadınız mı daha ya? Yok, tura 1-2 hafta kaldı. Fatih Hoca ne demiş? Fatih Hoca'ya geliyoruz şimdi. Bakalım Sayın Terim neler söylüyor. Düşüncemizle, planımızla, oyun kalitemizle özellikle ilk yarıya ayrı bir parantez açmak lazım. İçeri 4-1, 5-1 girebilirdik. İlk 10 dakikada yediğimiz golü bir kenara koyarsak oynadığımız futbol planımıza, programımıza uygundu. Önemli olan iyi oyun. Oynadığınız zaman pozisyona da giriyorsunuz. Ben bugünkü skoru hak etmediğimizi düşünüyorum. 2 puanımıza yazık oldu. Demiş. Onyekuru'ya katılmadığını söylüyor. Ben de Onyekuru'ya katılmıyorum. Yani oyun olarak Galatasaray yani etkili bir oyun oynadı açıkçası. Sivas da tabii pozisyona girdi ama... Sivas'a... Ömer Bayram. Ömer Bayram söylemişti onları. Galiba. Ömer Bayram pardon. Ha, Ömer Bayram. Özür dilerim. Ömer Bayram'a katılmıyorum. Galatasaray takımı ne oynayacak ki daha fazla burada? Evet. Yani varını yoğunu ortaya koydu. Değişiklikleri onunla yaptı. Evet. İlk yarı hakikaten böyle olabilir. Geri dönemeyebilirdi tabii. Sivas. O devre arası yetişti. Ama sizin dediğiniz gong yetişti. Ama şu var Sivas. Mesela 2-2'den sonra hemen iki tane pozisyona girdi üstte Sivas. Tabii. Son evet, pası iyi evet. çıkarsa. Doğru. Sarakki dokunmasa. Son anda bir tane Mustera'nın şurasına çarptı. Boş kaleye gidiyordu. Bir tane sağ çaprazda Sarakki ayak koydu. Yakın direğe gitti top. Emre vurdu. Hatırlıyor musun? Mustera çıkardı. Mustera çıkardı. Evet, evet. Yani öbür köşeye gidiyor. Ama oyun olarak söylemek istiyor evet, hocaya. Evet. Bir reklam arası daha rica edelim. Evet, son bölüme geldik. 2-2 bitti bugün. Dev maç. Haftanın dev maçı Sivas 2, Galatasaray 2. Haftanın en karlı takımı Başakşehir oldu. Önümüzdeki hafta 2 dev maç var. Bu arada tabii hakikaten güzel futbollara da tanıklık ettik ama hafta arasında gelen haberlerle son kalan sürede milli takıma küçük bir parantez açalım mı hocam? Yusuf, Cenk, Merih, Ozan Kabak. Yani bu kadar talihsiz, uzun süreli sakatlıklar 2020'ye giderken moral bozucu oldu. Hepsine acil şifalar evet. ve... Çabuk dönmelerini diliyoruz. Uluslar Ligi kuralları çekildi. Neler söyleyeceksiniz milli takımla ilgili? Bu eksiklerle ilgili. Ruslarla daha önce aynı gruptaydık zaten evet, biz. Evet, bir rövanş olacak. Bunlar önümüze geçtiler. İki maçta kazandılar. Evet. Trabzon'dan yeniler bizi. Rusya'da orada da yeniler. Soçi'de miydi maç? Soçi'deydi, bravo. Evet. Bir kere ortalaması 120 kilometre olan bir takım.
Koşu mesafesi. 4-5 kilometre bize evet. fazla şey yapmışlardı ortalama. Sırbistan hafif çıkışta olan bir ülke. Macaristan da eski Puşkaşlı dönemlerden sonra bir sallandılar. Bayağı bir sıradan oldular. Tekrar bunlar hafif hareket kıpırdanmaya başladı. O yüzden o lig biraz tabii hafif alınan bir lig ama en azından şu iyi oldu. Eskiden çok angarya oluyordu özel maçlar. Evet, bravo. Ama şimdi en azından bir resmiyet oldu. Ama oyuncularımızın inşallah daha minimum bir sakatlıklar olur da. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda hem ihtiyacımız var hem de kariyerlerine önemli bir Avrupa Şampiyonası'nda oynamak inşallah nasip eder hepsini. Yani biri Juventus, biri Schalke, biri Everton, biri... Crystal Palace. Yani Crystal Palace'tan döndü şimdi tabii, iptal ettiler kontratı. Tabii. Geri gönderdiler. Cenk ben yazın Bodrum'da görmüştüm. Yani kim istemez 4 tane oyuncu? Hakikaten de büyük bir şans onun içinde. Eşiyle çocukları tatilde gördüm. Fizyoterapistle tatil yapıyor. Ya o anlamda profesyonel anlayışı iyi ama tabii büyük bir... Abi çok da yararmıştı ona bu takım değişikliği. İstifat'ı okudum geçen gün. O güzel annesiyle beraber resimleri falan gördüm. O kadar güzel bir röportaj. Yusuf'un değil mi? Hürriyet'te geçen gün bak bir röportaj gördüm. Anne, oğul yani böyle ailevi duygular, ailevi duygusu, o annesinin o görüntüsü, Yusuf'un röportajını valla 3-4 gün önceye girsinler baksınlar. İnşallah düzelir o zaman sezon sonuna kadar inşallah belki de. İnşallah. Yani bunların içinde bir tek yani Merih için en... Abdülkadir geliyor. Ömür. Evet, oynuyor. O düzeldi. Evet, kim için? Merih. Merih hakikaten büyük kayıp. Çok büyük kayıp. Yani şey gibi ya, beton gibi yani bir oyuncu. Lucio yok mu? Lucio vardı. Aynı onun gibi bir oyuncu. Dünyada genel olarak şöyle kafanda hocam canlandırdığın zaman, yani bu bizim izlediğimiz 30 yıllık futbolu, 40 yıllık futbolu, yani savunması her zaman en güçlü, en önemli, en önde olan takımlardan birinin savunmasına transfer oldu. Bir oyuncunun uzundur, iyi kafayı çıkar, stoper var. Bir oyuncu güçlüdür, uzundur ama ağırdır. Değil. Çabuk. Ayağını da yavaş yavaş geliştirmeye başladı. En büyük problemi de aslında Juventus'taki stoperlere bak. Yıllardır gözü kapalı oynayan oyuncular. Evet. Son reklam aramız. ...25. haftayı geride bırakıyoruz. 26. haftada iki dev maç pazar günü bizleri bekliyor. Trabzonspor, Başakşehir, arkasından derbide Galatasaray, Beşiktaş. Hocamızla birlikte önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmayı diliyoruz. Güzel bir hafta. Kadınlar gününü kutlayarak noktayı koyalım. Ben de Kadınlar Günü'nü canı gönülden kutlarım.